imkansızı iste otur izle. Ters binle geleceğiz şimdi. Öyle bir dayak yiyeceğiz. Peki imkansız iste otur izleyi nasıl çekeceğiz? Trabzon meydanında Fenerbahçe formasında dolaşmak videosu çekiyoruz. Bir abi gel de yavaştan gelsin sıkıntı çıkıyor. Dikkat edin saldırıyor adam ama. Abi bilerek mi yaparsın? Buraya sıkıştı abi la. Çekiyoruz. İmkansızı iste otur izle. Peki imkansız iste otur izleyi nasıl çekeceğiz? Videoyu hepimiz biliyoruz. Evet. Dünden konuştuk. Buradan Trabzon'a gideceğiz. Trabzon'da bugün Ramazan'ın birinci günü. Oruçlarınız kabul olsun inşallah bu arada. Ya ikinci ya üçüncü günü bu videoyu çekmeyi düşünüyoruz. İnşallah ölmez sağ kalırsak. Ramazan'da Trabzon insanın ne kadar gergin olduğunu bilirsiniz. Ve pazar günü Trabzon Fenerbahçe maçı var. Arasındaki tersliği de bilirsiniz. Bakalım başımıza neler geçecek. Trabzon meydanında Fenerbahçe formasında dolaşmak videosu çekiyoruz. Ben Fenerbahçe forması eğer ki bana çıkarsa bunu da düşündüm. Ben asla giymiyorum normalde böyle. Sarıyla mavi yan yana getirmiyorum. Ben Galatasaraylıyım. Elhamdülillah bilir herkes. Eğer ki bu video bana çıkarsa Galatasaray formasının üzerine giyeceğim anlaştık. Ben söyledim. Ben takım tutmuyorum. Ama böyle bir riske de girmek istemiyorum açıkçası. Bana çıkarsa ben Galatasaray formasını giyeceğim. Üzerine Fener formasını giyeceğim. Çünkü o bana değmesin. Öyle yetişmişim. Fenerbahçelilere bir şeyim olduğundan değil. Yok düşmanım. Demeyeceğim tabii. Öyle abi, bir şey yok. Ben Fenerbahçe'yim. Her yerde giyerim bu formayı. Tamam sen giyiyorsun. Sen hadi de koçum. Evet. Aslanım benim. Hiç de korkmam ben. Hayırdır? Arkadaşlar zarflar geliyor. Şimdi zarflardan içerisinde ceza olanı çeken videonun cezasını çekecek. Yani imkansız yapacak. İlk ben çekmek tamam. İstiyorum yalnız ya. Yani. Tamam ilk ben Kerem çekeceğim. Seçmek istiyormuş. Yine Kerem. Kayadan Doğaç'a gelmişim. Ben orta yolu bulup ortadan gidiyorum aga. Kardeşim ben de o zaman Trabzon'a gideceğim için inşallah bana gelmez deyip kaynanamın duasıyla sağdakini çekerim. Koyunlarımın duasıyla geldim. Açıyoruz arkadaşlar. Yes! Bana çıkmadı. Bomboş. Aki bir Trabzon meydanında şişler. Fenerbahçe. Arkadaşlar görüyorsunuz şimdi gösteriyorum. Fenerbahçe. Trabzon'a git Fenerbahçe forması da meydanda dolaş. Bakın bu gerçek bir imkansız. Bunu yapabileceğim diyen delikanlı çıksın yapsın. Ben yaparım. Ben görüyorum. İyi ki bana çıkmadı. Bir Fener forması giymediğim için çünkü Galatasaraylıyım. İki daha büyüğü olan. Ölme riskim şu an yok. Ben hiçbir şekilde videoda yokum. Ben de yokum. Ha, biz yokuz videoda. Sen gideceksin oraya. Geleceğiz Trabzon'a seninle ama biz hiçbir şekilde video içerisine dahil olmayacağız. Arkadaşlar şimdi yarın ya da akşam biz yola çıkacağız. Yolda da videolar çekmeye çalışacağız. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Akif. Efendim. Formanı aldın. Evet arkadaşlar. Çok az kaldı Trabzon'a. Ne diyorsun? Trabzon'da gerekeni yapacağım bugün. Buyur. Trabzon, Fenerbahçe formamla sağın orada. Onlara kendini götürdüm. Helal olsun. İnşallah bakalım böyle erkek olabileceğim mi Trabzon meydanında? Hayırdır Trabzonlar kim oluyor? Şak. Osmaniyeliler geliyor, dayılar geliyor. Oğlum. Onların Osmaniye'ye herhangi bir şey yok. Fenerbahçe'ye var bu arada. Kardeş, Fenerbahçe olarak Trabzonspor'a bir daha getireceğiz. Ooo. Sağda bir daha getireceğiz. Ooo bu arada inşallah seni orada Trabzonlar meydanda haçan göç çıkar. Elim burnuma değdi de elimde sümük kaldı. Hala Karadeniz'e varamadık ama yoldayız. Akif bu videodan sonra aramızda olmayacak, sebebini biliyorsunuz. Fenerbahçe formasıyla Trabzon meydanında dolaşacak. Kerem'i de istiyor yanında. Bakalım ne olacak, ne bitecek. Kardeş Fenerbahçe her yerde ismini yazar. O yüzden benim için bir sıkıntı yok. Ben Türkiye'nin... Allah'ım heyelan oluyor. Arkadaşlar şu an canlı heyelan oluyor. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz heyelan oluyor Karadeniz'de. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Arkadaşlar Trabzon'a geldik. Şu an çok eğlenceliyiz ama ve lakin biraz da tedirginiz. Benim hiç heyecanım kalmadı. Önlerinizi şöyle biraz kapatın. Açmayın. Şu an açmayın. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Osmaniye'den imkansızı iste otur izleyi yapabilmek için Trabzon'a kadar geldik. O yüzden bu videoya abone olup beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Evet, birçok emek var. 1000 kilometrelik yol geldik buraya. Yolda bir sürü şey yaşadık. Korkuyorum. O yüzden kanala abone olup videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Trabzon meydanında Fenerbahçe formasıyla dolaşmak ama bu videonun zorluk seviyesi en üst seviye sebebi şu. Ramazan'ın bugün orucun 3. günü. Ayrıca biliyorsunuz ki Trabzon halkı çok sinirli. Aç olunca daha fazla sinirli.
önemli. Bir diğer zorlu artıran durum ise hafta sonu. Bugün çarşamba. Hafta sonu pazar günü. Trabzon-Fenerbahçe maçı var. Ve şu an Twitter birbirine girmiş. X birbirine girmiş durumda. Şimdi ne yapacağız? Kerem dedi ki. Kerem ne dedin bir söyler misin? Ben biraz korkuyorum açıkçası. Bu dedi ki Osmani'de. Bana ne olabilir ya? Ben çok rahat gezerim ya. Hiçbir şey olmaz ya diyordu. Buraya geldi. Abi vallahi hadi şöyle yaparlarsa. Sıkarlarsa, döverlerse diye ağlamaya başladı. Çünkü biz dün sanayiye gitmek durumunda kaldık. Adama selamünaleyküm de bana böyle yapıyor. Aleyküm selam lan. Ha? Abi sakin ol dedim yani sadece selam veriyoruz. Biraz gergin insanları ama kalplerin iyi olduğunu biliyoruz. Sadece gerginler. Akif abi bir şey olursa. Bu arada Kerem de dedi ki Akif korktuğu için ben de giyeyim ona cesaret vereyim dedi. Bu arada Kerem'i alkışlıyorum. Gerçekten seni tebrik ediyorum. Bu videoyu, bak net söylüyorum Türkiye'de ben bunu rahat bir şekilde yaparım diyen adam yok. Yapan bir yapacak birçok kişi vardır ama çok zor seviyesi. Bu arada zaten yapan da yok şu anda. Evet yapan İlk yok. Biz yapacağız. İlk biz yapacağız. Ben Galatasaraylıyım o yüzden giymiyorum. Ayrıca zarf sana çıktı aptal o yüzden. Kardeş böyle ben şu an tribe girdim ya. Abi ya, adama selam veriyorsun aynı. Adamı döveceğiz ya. Yanındayım anca beraber kanca beraber. İlk önce Trabzon'da Yomra denilen bir bölge var daha sakinmiş. İlk önce orada formayla dolaşmayı deneyeceğiz. Deney yapacağız. Orada nasıl tepki alacağız? Alacağız mı almayacağımız ona göre asıl yere meydana gideceğiz. Gazamız mübarek olsun. Videoyu beğenmeyi yorum atmayı unutmayın. Çok önemli video. Bütün herkese paylaşın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Ben gidiyorum. Ben yanındayım. Anca beraber kanca beraber. Döverlerse de ikimizi döverler. Vallahi mı? He evet, vallahi. Ayak yiyebilir Ceren var. Korkuyorum. Bakacağız. Arkadaşlar şimdi size çok trend olan nasıl ek gelir elde edilir konusunu anlatacağım. Bunun için ihtiyacınız olan internete bağlanan bir telefon veya bir bilgisayar. İster işçi olun ister öğrenci sizler de ek gelir elde edebilirsiniz. Ben ek gelir elde ederken evden ticaret yapan birçok arkadaşımdan sıkça duyduğum Binomo'yu tercih ediyorum. Çünkü Binomo'da doğru tahmin yapıldığı zaman %90'a varan bir karlılık durumu mevcut. Ben acele etmeyerek Binomo'nun bizlere sunmuş olduğu demo hesaptan birazcık eğitim yaptım. Ama ilk başta 300 TL'lik bir yatırım yaptım. Ama unutmayın bu asla bir yatırım tavsiyesi değildir. Arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki Binomo nasıl çalışıyor? Şimdi sizlere onu gösteriyorum. Arkadaşlar burası benim Binomo'mun arayüzü. Şu an gerçek hesaptayım. Buradan sizler demo hesaba geçip oradan eğitim yapabilirsiniz. Ben şu an gerçek hesaptan 300 TL'lik bir tahminde bulunacağım, yatırımda bulunacağım. Tutar kısmından 300 TL'yi seçiyorum. Ve ben aşağıya gideceği yönde tahminde bulunmak istiyorum. Evet gördüğünüz gibi 300 TL'lik yatırım yaparak 549 TL'lik bir gelir elde ettim. Arkadaşlar bu arada Binomo'nun çok kullanışlı ve kolay bir arayüzü var. Buradan 7/24 Binomo ile destek sağlayabiliyorsunuz. Para çekeceğiniz zaman bakiye kısmından para çekme diyorsunuz. İstediğiniz gibi hangi yöntemle para çekmek istiyorsanız onu seçip para çekebiliyorsunuz. Ayrıca para yatırma konusunda da sağ üst köşedeki yatırım kısmına tıklıyorsunuz. Ayrıca buradan istediğiniz gibi Payfix üzerinden ve herhangi bir internet bankacılığı üzerinden ya da kripto üzerinden paranızı yükleyebilirsiniz. Ayrıca sol taraftaki 3 çizgiden bakiye kısmına geliyorsunuz. Para çekme kısmına basarak paranızı dilediğiniz şekilde istediğiniz para çekme yöntemiyle çekebiliyorsunuz. Arkadaşlar sizler de ek gelir elde etmek istiyorsanız açıklama kısmına bıraktığım linkten siz de üye olabilir ve yatırım yapabilirsiniz. Ayrıca ilk yatırımınıza şuradaki promosyon kodumu kullanarak yatırdığınız paranın iki katını hesabınıza alabilirsiniz. Tekrar hatırlatıyorum. Aşağıdaki açıklamadan linke tıklayarak sizler de yatırımınızı yapabilirsiniz. Arkadaşlar şu an Yomra merkeze geldik. Kerem'le Akif. Kerem bu yağ tabakasından kalbinin atışını duyabiliyorum. Anladım ben onu. İlk önce Akif yapıyor. Baktı tepki görmüyoruz. Sen yapıyorsun. Siz de tepki görmezseniz bir şey yok. Tepki görmüyoruz deyip geri geliyoruz. Tamam mı? Tamam. Gazanız mübarek olsun. Hiç iyi değilim ya. Gel Akif ben abi. Korkuyorum kardeş ya. Yapmasak mı ya? Güzel abi hareketleri yedim mi? Saçımı öğretmemiş. Selamünaleyküm. Adamlar çok dik dik baktılar az önce. Valla. Köpek bile dik dik bakıyorum. Aynen burada köpek. Köpek bile dik dik bakıyorum. O neye insanlar yapma. Tüm çıkardım. Tamam şöyle şöyle gidin de öyle çıkardım. Çok.
yani fikir. Oradan mı? Siz İstanbul'dan mı geldiniz? Maraş'tan geldik abi. Maça mı? Maça mı geldiniz? Yani hem gezmeye geldik hem de maça doğru da gideceğiz. Bu formalardan fazla meydanlarda falan dolaşmıyor. Niye ki abi? Belli olmaz da insanlar bir agresifleşir böyle şey. Şimdi değil ama maçtan sonra sakın dolaşmayın. Ha, tamam. Ha. Normal giydik yani tişört kısa var. Olsun. Yani hani maç atmosferidir. Herkes değil de mesela kendini bilmeyen birisi bir şey der. He. Ne olur ne olmaz da hani. Şu an sıkıntı olur peki. Şu an sıkıntı yok ya. Zaten buna bir şey demezler ya. Nereli bu arkadaş? Bu Osmaniye'de. Osmaniye'de. Yani buraya gezmeye mi geldiniz? Aynen. Evet. Nerede kalıyorsunuz burada? Burada bir tane apart vardı. Apart. Sevgilim de orada kalıyorduk. Yomra'da. Şeyde. Yok. Pelikli'de. Pelikli'de. He. Aynen. Ama helal olsun ne güzel. Ama maçtan sonra böyle dolaşmayın. Tamam. Ne olur ne olma. Hani kendini bilir. Sana birisi bir insan bir şey demez ama. Giy formu. Ne olur kendini. Giymesin ya. Giy formu. Burada bir şey var. Giy formu. Burası iyi. Giy formu. Ya dur. Şakasın kısa. Hadi kimseyi kaleyana getirme hadi. Biz istediğin gibi hareket et, sorun yok. Hiç sıkıntı yok. Sıkıntı çıkarmasın. Ya zaten ben insanlar hep sevgi, istediği şeyi giyebilir yani. Hiçbir şey olmaz. Aynen. Ama kendi tahmini girmiyor mu bu? Nasıl yani? Taktik olmuyor mu? Ne? İki takım arasındaki düşmanlık belli yani. Yani sonuç olarak da ama bu takımı tutamaz mıyız dedi. Kesinlikle ben normalde Maraşlıyım. Buraya gezmeye geldim ben. Kesinlikle tutabilirsin. Ama formayla buralarda gezmen kanka tahrik olur. Hani gelirsin, gelirsin ters lavuğun birine. Kötü olur yani, hiç gerek yok. Hiç, bence önünüzü kapatın, hiç gerek yok. Bak ben doğma bir İstanbul'dayım ha. Ama gerek yok yani kanka, ben size söyleyeyim. Yani şu an bir şey yaptığımız yok aslında, sadece forma var üzerimizde. Ha işte, iki cami arasındaki düşmanlık çok belli olduğu için, anlatabildim mi? Sıkıntıyı çıkar yani, daha önce yaşandı buralarda biliyorsun. Yani bu civarda bir sıkıntı yaşar mıyız? Yaşarsın kanka. Kesinlikle yaşarsın. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Anladım reis. Boş ver. Tamamdır eyvallah. Adam doğru söylüyor. Ben, bak ben deli fanatik bir adamım ama medeniyetsiz değilim. Ama çıkar birazdan medeniyetsizin biri. Tartışırsınız. Yırtar formanızı. Olay biter yani. Hiç gerek yok. Boş ver. Yani sadece şu an formamızı giydik biz. Bir kışkırtma falan yok ortada. Anladım o yüzden ama işte bizim milletimiz biraz değişik yani. Boş ver. Sen risk alma. Anladım. Eyvallah. Kontrol olaylarına giriyorsunuz yani o sıkıntı anladın mı? Yarın öbür gün kendi düştüğü zaman problem yaşar. Yani Trabzon'a gezmeye geldik ama sıkıntı çıkıyor galiba ya. Kesinlikle ki. Formada sıkıntı çıkar hocam. Kesinlikle gez. Kesinlikle gez. İstediğin takımı tut ama forma olmaz. Olmaz. Anladım. Arkadaş ben şu an çok... Abi sapma yeter ya. Vallahi bak ters birine geleceğiz şimdi. Öyle bir dayak yiyeceğiz. Ya kardeş olmaz ya valla. Yücel abi de geldi adam uyanda bir şey yapıyor. Biz arabaya doğru geçiyoruz. Arkadaşlar yaptığımız olayın ne kadar ciddi olduğunu şimdi size gösteriyorum. Adam bambayağı o sene bu sene yazdı. Şimdi kupa koymuş düşün ya. O kadar ciddi bir iş yapıyoruz. Adam sizde büyük cesaret var diyor. Beraber. Ramazan diyor. İyi vallahi cesaret ediyoruz diyor. Ben korkudan kalkamıyorum ha şu an. İnsanlar çok kötü bakıyor. Herkes full focus beni izliyor. Kalkayım mı kalkmayayım mı? Polisler geliyor. Buradan da çok uzaklaşmıyor. Aşağıda polis var bir şey olursa bağıra bağıra koşarım yanına. Polis eğer üstünüzü kapatın dedim bu da ne yapacağız? Sen nereye kadar gidiyorsun diye. Şu an polis nasıl bakıyor? Aynen. Ne oldu ki reis? Anlamadım. Diyorsun. Reis. Kolay çıkarttı burada. Canınızın sağlığı için kolay çıkarttı. Yazıyorsunuz bir şey. Hava burada sıcak değil. Gel üstünüze bir şey değil. Ya da formayı çıkardım. 10 dakika çıkar. Tamam reis niye kızdın ki? Tamam. Nasıl niye kızdın kardeşim? Bilmiyor musun ne olduğunu?
Biz Maraş'tan geldik. Maraş mı kurtaracak seni? Abi bilerek mi yaparsın? Abi Ramazan günü. Reis kim kardeşim? Kim reis? İsmini bilmediğim için söyledim. Abi dersin kardeşim dersin. Reisin oğlum. Kimler reis? He? Abi iyi misin? Reisin kitabını ha. Yani burası sonuç olarak özgür bir ülkedeyiz yani bunu giymem en doğal şey ama başka bir cumhuriyetimiz günü. Kapatın. Haklısınız ama haksızsınız. Yani haklısın. Kendinize dikkat edin. Oğlum Güzel abi geldi yavaştan gelse sıkıntı çıkıyor. Dikkat edin saldırıyor adam ama. Kaç kişi? 8 isterdin mi? İkisini de sonradan gel. Oğlum bak burada 10 kişi var. Yücel abi yine çağırsana. Tamam çağır adamlar. Toplanma. Çabuk toplanmışlar. Kaç adamlar bizi gösteriyor. Murat abi gelsin bak. Gelecekler bak bizi gösteriyorlar. Bizi gösteriyorlar. Bizi gösteriyor kardeş. Kerem özellikle sana gösteriyor. Beni mi gösteriyor? Hem de nasıl bakıyorum ben. Allah'a yemin ederim. Ciddi misin? Daha bakıyorum. Tamam abi. Yücel abiye doğru gidiyorsun. Abi, altıma sığa! Ama bir şey söyleyeyim mi siz? Benim ayağım boşandı. Bak helal olsun. Bak cidden tebrik ediyorum. Aa. Vallahi bak bunu yapmaya ben de aynı şekilde sizin gibi korkarak cesaret ederdim aynen belki. Arkadaşlar cidden, ben bir Fenerbahçe olarak Fenerbahçeli olduğumu kanıtladım herkese ama korkarak. Bir şey söyleyeyim mi? Bak gerçek Fenerbahçeli ben bir Galatasaraylıyım. Galatasaray gol atan değildir. Trabzon meydanında Fenerbahçe forması dolaşandı. Evet. Ne oldu biliyor musun? Yolda bunlar için or toplandılar. Adamlar sizin arkanızdan gelmeye çalıştılar. Onu fark ettiniz. Arkamızda 10 kişi birikmişler. Ben arkamızdan hemen gol. Ayakkabı bağlarını bağlıyorlar. Artık böyle kafaya koymuşlar yani. Ayakkabı bağını bağlıyor. Resmimizi çekiyor. Adamlar atıyor. Aynen. Benim resmimi çekmişler. Resimleri çekip WhatsApp grubuna attılar. Ama bu arada bir söyleyeyim mi? Siz 1 saat oturdunuz orada. 1 saat boyunca Trabzon halkı gördü. Gerçek öyle beklediğimiz tepkide vermedi. Herkes her yerde her formayla dolaşabilirmiş. Sadece bizim... Sadece bunun süresi var. Bir saati geçirmeyin. Bir de şu an hem Ramazan insanlar sinirli, oruç tutuyor herkes. Hem de hafta sonu Fenerbahçe maçı var Trabzon-Fenerbahçe ve şu an X yıkılıyor. Herkes birbirine sallıyor. O yüzden böyle ben yolda bunları dedim çaktırmadım. Çünkü benim olduğumu da anlamasınlar da yürüyün dedim. Yolda çocuğum bir tanesi bana dedi ki hayırdır Yücel abi de tanıdı. Sen ne arıyorsun dedi. Ben dedim ki vallahi bizim çocukları arıyorum. Sizin çocuklar kim abi dedi. Ya dedim bizim dedim şoför var dedim arkadaş dedim bizi buraya kadar getir dedim. Kaç kişiler dedi. Tek başına ne oldu dedim ya. Ya dedi gruplara dedi mesaj geldi de dedi. Trabzon'da Fener formasıyla dolaşıyorlarmış maçtan önce. Onları paket edeceğiz şimdi dedi. Şey dedim ya vallahi bilmiyorum ki yapmışlar olmaz falan filan dedim. Biz dedim uzun göre nasıl gidebiliriz falan çocuğun muhabbette. Abi uzun göre gördüm. Boşver Osmaniye'ye dönek beni vurucular ama abi. Daş. Adamı resmi çekti lan. Bu dedi ya elinden gösterdi ya. Ya orucum su da içemiyorum altıma sıçtım Gorgudan. Bir şey söyleyeyim mi? Arabalar kırılır bilmem neler yapılır birbirine zarar ama burada toplum tarafından linç edilme olasılığı olmasına rağmen bunu yaptığınız için ikinize tebrik ediyorum. Kardeş. Harbiden cesaret örneği bak. Dev cesaret örneği. Trabzon. Şöyle bir şey var. Evet. Bu yüzden adı ne? İmkansızı iste otur izle. Siz oturup izleyin imkansızı bunlar yaptı. Hadi bir erkek görüm. Nasıl terkim oğlum? Fenerbahçe formasına yapsın bak. Hadi ben bir erkek görüm. Bir şey söyleyeyim. Ben gezemem. Galyana getirmeyin yaptıktan sonra hala gezmeyin arkadaşlar. Şu an yandaki arabaya dönemiyorum. Oğlan bir araba da olur da beni camdan dışarı alırlar. Bakıyor zaten. Kerem'e ne dedi biliyor musun? Şey dedi. Sen. Omzuma vurdu. Söylettiriyor. Seni dedi. Ama o değildi. Kitabıma kadar sövdü. En çok ben şeyi gördüm. Öşer oldum. Reis kim dedi? Reis ya. Abi ben kim dedi? Reis ne lan? Reis kim dedi? Oğlum bembeyaz yanımdan geçerken bembeyaz yüzleri var bir geçiyorum giderim arabaya dedim bunlara. Abi benim ne dediğimi duymadı idrak edemedi bembeyaz ikisinden sonra şuna bak bu kapkaraydı bembeyaz olmuş. Ondan sonra seni arayayım da telefonun bende ya ben aradı. Formamı çıkarayım ben. Fenerbahçe. Abi dedim gelsene diyorum. Fenerbahçe ne olduğunu doğrudur. Bir saatten sonra zaten Fenerbahçe dedim arkadaşlar. Yandı mı? Gerekeni yaptım. Arkadaşlar yani. Orada yalnızdım. Arkadaşlar orada yalnızdım. O yalnızlığı iliklerime kadar hissettim. Arkadaşlar bu arada abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Bu videoyu patlatacağız inşallah hep beraber. Ama ben bir şey daha diyebilir miyim? Çok büyük cesaret. Yemin billah ediyorum bak. Aynen. Ben bir şey daha diyebilir miyim? Kerem, herkes gelen bana bir şey demedi. Kerem'e diyor genellikle insanlar. Bu videoyu bütün dünya izlesin. O çocuk izlemesin hiç. Beni bulur.
Arkadaşlar ben arada, Antep'te yaşamıyorum kesinlikle. Bu arada o videodaki arkadaşlara da bir şey demiyoruz. Çok hassas bir konu. Farkındayız. Biz de bu zoru yapmak istedik. Hiç kimseye galeyana falan getirmeye çalışmadık. O arkadaşımız da benden uzak, Allah ayağın olsun. Bir daha görmek dahi istemiyorum onun suratını. Ama, şey ki... Ama siz şey demediniz değil mi? Çıkartmıyorum bilmem ne falan. Nasıl diyeyim abi? Adam ağzım. Tamam. Abi demiyor. Ne istiyorum? Yalarım, yalarım. Ne demek? Giydim ben bunu. Reisi de bilmem ne yaparım diye söylediği gibi. Abi diyor. Ülke diyor, özgür diyor, özgürlüğü de bilmem ne diyor, özgür. Allah Allah. Ama bir şey söyleyeceğim. Daha önceki bu Trabzon'da Fenerbahçe formasına dolaşmak videosunun kurgu olduğunu iddia ediyorum ben. Çünkü aynen. Yani biz her yerde dolaştık. Bu çocuklar sokakta böyle dolaştılar. Buna hiç kurgu kimse, diye gelsin. Bu çocuklara hiç kimse bir şey demedi. Kanı hızlı akan insanlar bize bir şeydi abi. Aynen. Çok kanı hızlı akanlar. Onlar da zaten verdiği tepkiyi gördük. Aynen. Neyden korktun biliyor musun? Sana şöyle yaptı ya. Ben orada ben dedim ki zannettim. Telefonu kapattım. Ulan dedim biz bunları yani bunlar benden arabaya atıyor. Biz orada kimseyi bir şey diyeyim mi? Allah adamlar 10 kişi gelmiş. Adamlar bizi var ya tavuk gibi yiyorlar. Ulan o çocuğu döverek dedim. Yücel'i vursam da şu arabanın anahtarını versen Yücel arabayı çalıştırır biz koşarız dedim. Aklıma vallahi bu plan geldi aklıma. Bak, bence sen koşman lazım. Bak, en başta ben dedim ki lan dedim şurada polis var. Bir şey olursa polis de baba hangi? Dedim ki benim burada kimsem yok. Hayır sizi tam Oktay'a ne oluyor? Oktay bembeyaz. Allah çarpsın bembeyaz adam. Adamı ben polis sandım. Normal adammış, belindeki silahmış. Arkadaşlar video sona erdi. Yani şu an çok heyecanlıyız. Yani çocuklara bir şey yapacaklar diye korktum. Hani ben de bir şey yapamam. Adamlar çok fazla kişiler kardeş. Ben girsem ben de dayak yiyeceğim. O yüzden dayak sizi yiyin diye ben yanaşmadım bile hiç olaya. Ben ama etrafa bakıyorum. Geliyorlar mı ama falan bulurlar. Ben Yücel abi arıyorum. Oktay'ı arıyorum. Oktay'a baktım gitmiş. Kamera yok, bir şey yok. Oktay yok. Yok. Ben kalktım oradan dedim ki Murat'a söyledim beni gördüler dedim sen dedim git söyle çocuklar toplandılar bunlar arabaya gitsin dedim. Neyse arkadaşlar işte olan oldu olan olayların hepsini gördünüz. Gerçekten bak Türkiye'de bunu ben rahat bir şekilde yaparım gelirimden hiç kimse yok net söylüyorum. Ve Türkiye'de ilk oldu zaten bu da kesinlikle bu arada. Bu arada daha öncekilerde saygı duyuyorum yaptıkları işe de ya kurgu olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz burada bu dönemde bile hem Ramazan'da hem maçtan önce dolaştık. Bir de ona rağmen şehir içi iki tane şehir içinde dolaştık. Merkezdeydik. Bu kadar öyle bir tepki almadık ya. Yani. Değil mi kardeşim? Olmadı. Evet. Yok sen gel falan. Ben Trabzon halkının burada hakkını yendiğini düşünüyorum. Gayet demokratik bir şehir. Aynen. 2-3 tane kanı çok hızlı akan bu şekilde tepki vermiş olabilir. Aynıları bizler de yapabilirdik. Hiçbir evet. Şekilde yadırgamıyorum. Türkiye'nin her yerinde herkes dolaşabilir. Abi ben başta bir korktum. Zaten bak ağzının kenarları beyaz olmuş. Kurumuş çünkü. Ağzı kurumuş. Adam geldi şöyle etti. Çocuğa dokundu. Ama çocuk bana hiç bakmış. Bak. Kerem'e bakıyor böyle. Sürekli bana bakıyor. Omzuma geldi. Şöyle bir vurdu. Dedim ki tamam. 10 dakika sonra bizi burada haşat edecekler. Akif diyor ki arkada diyor 7 kişi oldu. 8 kişi oldu. 10 kişi oldu. Lan dedim ne oluyor? Orduyu toplamış gelmişler adamlar. Fotoğrafımızı falan çekiyorlar. Adam fotoğrafını çekti böyle bizim. Şöyle eliyle gösterdi. Attı. Diğerlerini de topladı. WhatsApp grubu gelin attı. Bunları burada iyi bir meydan dayağı atalım. Çocuk tek başına bunları belki de övmeyebilirdi. Takip ettiler bir de. Aynen. Takip ettiler ya ben hemen araya girdim. Bir tanesi tanıdı beni. Ama tek dolaşıyordu. Çocuk dedi şu çocukları arıyoruz falan. Hadi ya yapmış ayıp falan filan dedim. Uzun göle nasıl gidebiliriz dedim. Çocuğun aklı karıştı. Murat beni gördü o ara. Ben sonra arkanızdan geldim. Neyse arkadaşlar en cesaretli video oldu. Gerçekten sizi tekrar vallahi billahi tebrik ediyorum. Kardeş bu videonun amacı ne zaten? İmkansızlıkta otur izle. Bu videoyu arkadaşlar paylaşın. Yok, şeyin önünde. Yok, şeyin önünde. Böyle olmaz. Video dediğin böyle olur kardeş. Gerçekten öyle tabelanın önünde falan değil. Meydanda, Ramazan ayında ve Fenerbahçe maçından 3 gün önce bu adamlar bu cesareti yaptılar. İkinize tebrik ediyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ta Osmaniye'den buraya bu video için geldik. Bu videonun hakkını verin arkadaşlar. Hepinizi seviyoruz. Allah'a merhaba. Bir şey daha gelir mi? Görüşürüz. Her yerde paylaşın. X'te de yazın. Çok içtenlikle paylaşın lütfen. Arkadaşlar bu videoyu her yerde paylaşın. Abone olun kanalımıza. Benim de Instagram hesabını takip edin. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar bunun Instagram'dan önce bizim lütfen YouTube kanalına abone olun. Bir de paylaşın ya videoyu. Evet, gerçekten rica ediyorum. Çok büyük cesaret örneği. Ben bu videoda hiçbir şey yapmadım. İkisi yaptılar. Gerçekten alnınızdan şaka. İşte kardeş bizim ekip ruhumuz cidden, farklı. Cidden inanç başka evet. Bir şey. Bunu sadece inanan yapabilir. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.